Değerli izleyenler hoş geldiniz. Ben Ayşenur Asuman Uğur. Yeni bir sağlık raporunda daha sizlerle hafta sonu ekranında birlikteyiz efendim. Bugün programımız iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde efendim sigarayı bırakacağız. Biliyorsunuz 9 Şubat sigara bırakma gününü geride bıraktık. Biz de ilerleyen haftada sigara konusunu işlemeyi tercih ettik. E, maalesef efendim sigaranın zararlarını bildiğimiz halde bile bile sigara içmeye devam ediyoruz. Ve gençlerde maalesef sigara kullanım oranları arttı. Kapalı alanlarda sigara içme yasağı olsa dahi e, maalesef buna yeterince uyulamıyor ve gençlerin sigara içme oranının artması da bizim için hiç iyi bir tablo değil. Bakalım biz bunların önüne nasıl geçeceğiz? Keza biliyorsunuz e-sigara ve düvensiz ürün satışları da var. Bunlar da oldukça fazla arttı. E, sanki daha az zararlıymış gibi, daha az bize zarar verecekmiş gibi bunlara yöneliyoruz ama bunların zararları da hiç azımsanacak sancak şekilde değil. Biraz bugün bunları konuşalım istiyoruz ve maalesef elektronik sigaranın zararlarında uzun yıllar sonra meydana çıkması bekleniyor. Bakalım bunların zararları nasıl çıkıyor ortaya ve biz bunların tüketimini hem normal sigaranın hem de elektronik sigara ve benzerinin tüketimini nasıl azaltacağız? Tabii e, o kadar sigara reklamı yapılmıyor diyoruz artık eskisi günü. Maalesef biliyorsunuz kutularda var belli e, ürün belli logolar, belli e, uyarıcı ikazlar var. Fakat biz hala sigara içiyoruz. Sigara kullanım oranları maalesef arttı. Herhalde endüstrinin burada etkisi var. Herhalde sosyal medyada ee, örtük olarak e, sigara içimini teşvik edici bazı reklamlar yapılıyor. Bakalım nasıl bunlara karşı uyanık olacağız. Bugün çok değerli bir konuğum var stüdyomuzda. Daha önce de sigara ile ilgili yayınımıza katılmıştı. Hemen kendisini size tanıtmak istiyorum. Sayın Doçent Doktor Mehmet Atilla Uysal Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7 Kule Göğüs Hastalıkları Hastanesinden yayınımıza katılıyor. Hoş geldiniz. Merhabalar hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler hocam. Yine de size sormak isterim. Bir dönem hayatınızda sigara içtiniz mi? İçmedim sayılabilir. İçmediniz sayılabilir. Ama denedim. Ama denediniz hocam. Bir şey soracağım. Denediğinizde siz ne hissettiniz? Yani e, sigaraya çok karşı olduğunuzu zaten biliyorum. Bir hekim olarak, göğüs hastalıkları uzmanı olarak ama... E, ...içen, bazı içenler hemen e, lezzetine varıyor bunun. Onun için bir kaçış yolu iç oluyor. Bazıları içinse hemen bir e, bu ne? E, bir tiksinti aslında kaynağı oluyor. Tabirimi mazur görün... Ne hissetmiştiniz ilk işlerinizde? Çok kötü hissetmiştim. Kötü bir tadı vardı, kötü bir kokusu vardı. O nedenle devam etmek istemedim. Ama biz biliyoruz ki bilimsel olarak her iki deneyenden birisi maalesef Başlıyor. bağımlı olabiliyor. O nedenle sigarayı denememek lazım. Ama denememek kolay mı? Kolay değil. Özellikle gençler arasında e, bir büyüme faktör olarak görülebiliyor. Arkadaşlara uyum gö sağlamak gerekiyor faktör olarak Statü Olarak görülüyor. Ve bizim gençliğimizde bu kadar bilgi yoktu, bu kadar bilgi yoktu. Ben o zaman da zaten tıp fakültesine bile girmemiştim. Hı hı. Ee, o nedenle bunları bilmiyorduk ama şimdi görüyorum ki oğlumdan dolayı da biliyorum. Yani ilkokul okul e, birinci, ikinci sınıftan itibaren sigaranın zararları, e, nasıl bağımlılık yapabileceğini gayet güzel kitaplar anlatıyor. Zaten e, bizim... Çocuklarımız, gençlerimiz sigaranın zararlarını zaten biliyorlar. Bile bile içiyorlar. Neden bile bile içiyorlar? Her şeyden önce akran etkisi çok önemli sigarada. Ee, endüstrinin etkisinden siz de bahsettiniz. Ee, i̇şte erişkin olma, bir an önce erişkin olma duygusu. Bir an önce e, arkadaşlarının özellikle sigara içenler daha genelde neşeli insanlar gibi algılanabiliyor kendileri açısından. Ama esasında özgüveni biraz daha yetersiz olan e, gençlerde hayır demesini bilemeyen e, arkadaşlarımızda, kardeşlerimizde bu bağımlılık gelişme olası da biraz daha fazla oluyor. Aslında yani yeme içi alışkanlığı da bir bağımlılık. Ee, obezite de bir bağımlılık, bir parçası. Sigara da bu bağımlılık bir parçası olarak algılanabilir. Şimdi işte bile bile içiyoruz. Nedenlerini az çok söylediniz bakalım zararlı olduğunu bildiğimiz halde. Şimdi e, çok önemli konulardan biri maalesef e, gençler içmesin diye o kadar çabalarken e, okullara kadar, e, üniversitelere, okullara, liselere ve müfredatlara da bu sigaranın zararları konmuş olmasına rağmen bu oran arttı. Ee, Türkiye'de gençlerin sigara içmemesi için ne gibi çalışmalar yapıldı? Siz e, ne gördünüz? Ama yapılan çalışmaların karşılığı istenildiği sonuca da ulaşmadı benim gördüğüm. Çok da acı bir tablo. Aslında çok iyi önlemler alındı. Özellikle evet. 2006'da işte Başbakanlık ile daha sonra 2008-2012'deki Ulusal Tütün Eylem Planı'ndaki e, kararlarla ve bunların uygulanmasıyla 2009'da e, kapalı alanlarda sigara içme yasağıyla oldukça mesafe alındı. Ancak e, endüstri sizin de ifade ettiğiniz gibi boş durmuyor. Yani gizli reklamlar yapılıyor. E, özellikle gençlerin etkilenmesini sağlayan mesela sosyal faaliyetleri organize ediyorlar. Siz farkında bile değilsiniz. Yani gençlik... Bir sosyal faaliyeti gibi, bir eğlence gibi veya işte şu bahar şenliği gibi vesaire gibi bir takım şenliklerin arkasında çok gizli bir şekilde endüstri yer alabiliyor. Ve oralarda işte son derece yakışıklı çocuklar, son derece güzel bayanlar. Ondan sonra ellerinde işte A sigarası, B sigarası ile etkileyici bir şekilde görünebiliyorlar. Ve özellikle çocuklarımız, gençlerimiz bu tür tablolardan son derece fazla etkileniyorum etkileniyorlar. Yurt dışında özellikle çekilmiş olan filmlerde gizli gizli reklamlar hala yapılıyorlar, yapılıyor. Çünkü e, endüstri en çok e, film endüstrisini kullanıyor. Çünkü sonuç olarak çok ciddi sponsorluklarda evet. bulunuyorlar ve farkında olmadan bilinçaltı altı kişilerin sigara içmeye yönelik bir ...pozitif bir algısı oluşturmaya çalışıyorlar... ...ve kısmen de başarılı oluyorlar. Tabii sosyal medya kullanımı da artık... ...çok fazla. Maalesef, Orada maalesef. da başka stratejiler... ...kendine geliştirdi Aynen herhalde endüstri. Öyle. Yani Aynen buna öyle. bağlamaktan... ...başka çaremiz yok. O kadar önlem alıyoruz... ...gene de artıyor. Evet. Çünkü... ...yani yasaklarla bir yere varmak... ...çok kolay değil. Tabii. Ama yasakların ruhunu... ...anlamak, hı hı. neden yasak olduğunu... ...bilmek çok önemli. Çünkü... sigara ...ben sigara bırakma polikliniği sorumlusuyum... ...hastanemde. Hı hı. E, 20 yıldan beri de... ...bu işle uğraşıyorum biliyoruz ki ben binlerce hastaya sigarayı bıraktırdım. Ama binlerce hastaya sigarayı bıraktırmak önemli değil. Kişinin sigaraya bağımlı olmamasını sağlamak önemli. Bağımlı olmasını engellemek önemli. Zaten bu kapalı alanlarda sigara yasağının gelmesi de gençlerimizi gelecekteki bağımlılıklardan korumak amaçlı. Bu algını oluşturması amaçlı. İşte Avrupa'ya gidiyorsunuz, Amerika'ya gidiyorsunuz, işte birçok ülkeye gidiyorsunuz. Yani oralarda gidip de rahat rahat sigara içebiliyor musunuz? İçemiyorsunuz. Çünkü bu algı, bu kültür oluşmuş durumda ve siz orada kendinizi ikinci sınıf vatandaş olarak görüyorsunuz. Bizde de yapılması çalışan konu buydu. Yani sigara zararlıdır ve özellikle pasif etkilenim son derece zararlıdır. Hem sigara için içine zararlı hem de yanında bundan kişiler için zararlı. Hatta son yıllarda çıkan bir kavram daha var. Üçüncü el sigara tüketimi. Siz burada sigara içtiğiniz zaman, bu stüdyoda sigara içtiğiniz zaman bu sigaranın dumanı ve kimyasalları buraya siniyor ve onlar da sizi kronik bir şekilde zarar veriyor. Hocam araçlarda bunu çok iyi hissediyoruz. Çok bir haklısınız. Bir taksiye bindiğinizde hani araba tutma denen bir muhabbet ama insanlar farkında olmadan aslında oraya silen sigara kokusu da tutuyor ve çok rahatsız oluyorsunuz. Yani üçüncü ele çok güzel bir örnek herhalde bu hocam. İkinci el zaten direkt var. Üçüncü el içinde dediğiniz gibi gayet güzel bir örnek. Mesela... Kapalı alanlarda araçlarda içilen sigaranın sinmesi oraya. Evet. Sizin ifade ettiğiniz gibi. Doğru. Ee, esasında bir taksitle sigara içilmesi, sigara içilmesi yasak. Evet. Ama siz iniyorsunuz, bundan şikayet ediyorsunuz ama ne ee, şikayet ediyor musunuz? 182'yi arıyor musunuz? Veya yeşil dedektörlerden <laughs> çok kolay bir şey, yani hiç ruhu bile duymaz yani taksi şoförünün. Buraya başvuruyor musunuz? Yani bizde de şey var, ha, tamam şikayet ediyoruz ama yasamıza sahip çıkma konusunda da eksikliklerimiz var. Hepimizde var bu. O zaman hep birlikte... Sahip çıkacağız. Sahip çıkmamız gerekiyor. Hocam, evet. şimdi çocuklarımız e, için sahip çıkmamız gerekiyor her şeyden önce. E, ebeveynler de bunu ve öğretmenler belki evet. e, çocuk yetiştirenlerin çok çok. E, tabii ki yani rol işte, modelsin. Gerekiyor. Anne baba rol model, öğretmenler rol model, e, ünlüler rol model. E, bu rol modellerden e, gençlerimizin etkilenmemesi mümkün değil. Şimdi hocam kapalı alanlarda sigara için maalesef arttı dedik bir de ayrı alanda sigara içilebileceğine dair içilebileceğine dair bir takım haberler duyduk. Bu ayrı alanda sigara içilmesi konusuna e, nasıl bakıyor sizin gibi sigarayı bırakma merkezleri, yöneticileri, göz hastalıkları uzmanı ve diğer uzmanlar? E, buradaki düşüncenizi merak ediyorum açıkçası. E, şimdi sigara nerede içersen için zararlıdır. Evet. Esasında biraz önce sorduğun soruyla son derece ilişkili bu. Kişi sigara içtiği zaman sigaranın bir takım zararlı maddelerini içine çekiyor. Ama vücut onu bir de metabolize ederek dışarı verdiği zaman daha da toksik. Daha da kanser yapıcı maddeler olarak çevresine veriyor o zararları. Dolayısıyla iki kişi aynı odada sigara içtiği zaman iki kişinin ayrı ayrı sigara içmesinden kendisinde oluşan zarardan çok daha fazla hem kendisinde hem de karşısında zarar oluşturuyor. Dolayısıyla siz kapalı bir ortamda her ne kadar havalandırırsanız havalandırın, her türlü önlemleri alır, ne kadar alırsanız alın. Esasında tam tersi çok daha zarar vermiş olacaksınız. Tamam sigara içmeyenleri korumaya çalışıyorsunuz. Bu bir mantık çevresinde Tabii. olabilir evet. ama ama sigara içenler ne de suçu var yani. Daha zaten, fazla zarar görüyorlar. Zaten hakikaten. daha fazla zarar evet. görüyorlar. Siz onu ondan sonra kanser olma riskini veya bizim kuah dediğimiz müzmin bronşit olma ya da amfizem olma riskini çok daha fazla arttırıyorsunuz. Bizim hedefimiz sigara az içilsin, şöyle içsin, böyle içilsin, işte kontrol içilsin değil. Sigara hiç içilmesin. Çünkü sigaranın hangi formatında olursa olsun birazdan konuşacağız sanırım. Hı hı. Sigara her IQ'da zararlı. Siz kapalı ortamda dilseniz, ayrıda dilseniz bir korunmuş bir ortamda iseniz zararlı. Ve biz insanların hiçbir şekilde zarar görmesini istiyoruz. Sigara içenler de zarar görmesini istiyoruz. Hocam, sigara içenler de suç buluyor musunuz? Mağdur mu görüyorsunuz daha çok? Mağdur görüyorum. Onlar endüstrinin geçmişteki kültürün, arkadaş etkinamelerinin hepsinin bir mağduru. Onların esasında bilinçli olmuş olsalardı, bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce bu yasaklar olmuş olsaydı, tütünün zararlarının ne kadar fazla olduğu bilinmiş olsaydı, bu sigara içenlerin çok büyük bir bölümü zaten sigara bağımlı olmayacaklardı. Biliyorsunuz 1950'lere kadar sigaranın zararlı olduğu bilinmiyordu, yani daha doğrusu biliniyordu da sigara zararlı olarak kabul edilmiyordu. Şu anda hepimiz biliyoruz ki sigara yüz yüz kanser yapar, yüz bin bronşit yapar, amfizem yapar. Ah hocam zaten zararları saymakla bitmiyor yani bir sürü hastalığın kökenine de baktığınızda sigara çıkıyor. Hocam şimdi e, sigarayı nasıl bırakmamız gerektiğine geleceğim yayının sonuna doğru. Siz sigarayı bıraktırma merkezini yönetiyorsunuz, bakalım neler yapıyorsunuz sigarayı bıraktırması için de. insanlara. Fakat hani normal sigaradan bahsettik, bir de işte daha az zararlıdır diye e, yüreğimize su serpmek adına zararını çok daha iyi bilenler e sigara ve dumansız ürünleri kullanıyorlar. Ee, şimdi bunun da biz iyi olmadığını pek de iyi olmadığını biliyoruz. Ee, bunun zararları nelerdir? Uzun vadede ne gibi etkilerini görecek bu insanlar? Keza biraz nargileden de bahsedebilirsiniz belki. Evet, her şeyden önce elektronik sigara zaten ülkemizde satışı yasak. 2013 yılından itibaren. Ama maalesef hepimiz de biliyoruz ki bunun satışları özellikle sosyal medya üzerinden evet. olsun ya da belli yerler olsun oralardan satışı e, yapılabiliyor. Elektronik sigara özellikle hani bir takım likitler e, kullanılarak e, oluşturulan bir e, tüketim ürünü hı hı. ve normal sigaranın yerini ikame olarak kullanılması e, önerilen bir ürün. Özellikle endüstri tarafından desteklenen ama biz biliyoruz ki elektronik sigara ile sigara bıraktırılmıyor. Genelde... İkili kullanım dediğimiz hem elektronik sigaranın kullanımı söz konusu hem de normal e, klasik sigaranın kullanımı söz konusu. Dolayısıyla siz elektrik elektronik sigara kullandığınız sürece esaslı el ağız alışkanlığınız kaybolmuyor. El ağız alışkanlığınız kaybolmadığı için sizin alışmış olduğunuz normal klasik sigaraya dönüş her zaman mümkün oluyor ve genelde de böyle oluyor zaten. Biz bu konuda gerçekten ciddi sayıda bir e, elektronik sigara kullanıcısıyla çalışma yaptık. Yayınlıyoruz, yayınlamayı da devam edeceğiz önümüzdeki kongrelerde. Ee, görüyoruz ki sigarayı bırakan kişi çıkmadı, çıktıysa da yani çok kısa bir süre çıktı ve bir yıllık takiplerimizde sigarayı bırakamıyorlar. Keza başka bir üründe endüstri tarafından pazarlanmaya çalışıyor, dumansız ürün olarak e, prezent ediliyor, e, sunuluyor. Ona da e, aynı şekilde e, zararları söz konusu. Her şeyin önce kullanılan maddelerin kontrolü yok. Ne kadar e, sigarayı aldığınız zaman üzerinde yazar şu kadar nikotin vardır vesaire diye. Siz elektronik sigara kullanıyorsunuz, istediğiniz kadar nikotin koyabiliyorsunuz. içine. Ölebilirsiniz. Nikotin yani dozunu... zehir. Tabii. tabii. Yani e, 50 bir gram size direkt olarak nikotin verirsem siz ölürsünüz. Yani e, bunun kontrolü yok. İçine gliserol denen bir madde koyuyorlar. Akşer için direkt olaraktan zararlı madde. E, ondan sonra başka bir sürü aromatik e, maddeler koyuyorlar. Kokulu maddeler koyuyorlar. Bir kere kötü kokuyor her şeyden önce. Yani kapalı ortamda denk gelmişsinizdir muhtemelen. Tabii, tabii. Son derece kötü kokan bir şey dumansız ürün içinde keza aynı şey. Yani sonuçta bir bağımlık bağımlılık yapıcı bir madde içine koyuyorsunuz ve o bağımlılık yapıcı madde adı üzerinde zaten bağımlılık yapmak için konuyor. Dolayısıyla sizin klasik sigaradan ulaştırım, uzaklaştırmamak için elinden gelen yapılan taktiklerden birisi. Kısa vadede zararlarını biliyoruz ama uzun vadede ne kadar zararlı olduğunu bilmiyoruz bu yöntemlerin, bu maddelerin ya da bu tütün ürünlerinin. Ee, ama biliyoruz ki genetiği değiştirmek de olmak üzere bu konuda çalışmalar var. Ee, ilgilendiğimiz de bir Hı. alan. Ee, genetiği de değiştirerekten kişilerin yani kanserojen etkilerinin olacağını geçmişteki bilgilerimizden bilip geleceğe doğru bir yönlendirme, bir projeksiyon yapmak mümkün. Biz biraz galiba elektronik sigarayla da dumansız ürün satışlarıyla da asıl Gerçi hedeften uzaklaşıyoruz. Asıl hedef sigarayı tamamen bıraktırmak. Aynen öyle. Yani yani. nikotin Bunlar... bağımlılığını tamamen bırakmak sonuç olarak tütün, bağımlı. tütün zaten bağımlılığı. Zaten bizim yasamız sigara diye geçmiyor. Tütün ve tütün Hı -hı. ürünleri diye geçiyor. Dolayısıyla çok iyi bir yasamız var. Ee, ve çok kapsamı geniş bir yasa ve çok doğru bir yasa. Yani dünyadaki birçok ülkeden çok daha önce biz bu tütün kontrolü çerçeve sözleşmesini imzalamış olan bir ülkeyiz ve biz bunun için zaten geçmişte ee, ödül aldık. Dünya Sağlık Örgütü'nün ödülünü aldık. Ama son zamanlar, özellikle son 5 yılda biraz e, burada geri doğru gitmeye başladık. Özellikle gençlerdeki sigara içme oranı ne yazık ki artmaya başladı. Ee, i̇şte bunlar sanki daha az zararlıymış gibi lanse edildikçe de böyle tuzaklara da düşüyoruz. Atıl hedef tütün ürünlerini bırakma. Yani bunun dışında başka bir e, lügatta kelimeye ihtiyacımız yok tamamen bırakacaksınız herhalde. Hocam ama bazen Aynen, e, hani bazen işte üngesi diyoruz, e, kendini daha çok ortamda belki kabul ettiriyor diyoruz sigarayla ama bir yandan tabii sigara içen insanlar da gidiyor bir yerdeyse evdeyse balkonda içiyor, izole bir alanda içiyor. Bir yandan da yurt dışına çıktığınızda e, ikinci üçüncü satıf vatandaş muamelesi de görebiliyorsunuz. Benim bunlar çok hoşuma gidiyor. Sonra Türkiye'ye gelen insanlar ya orada dışlandım diyor ben sigarayı bırakayım falan diyor. Gene icraatta kolay bir şey değil ama e, yani e, bence biraz e, dışlanmalı sigara içenler. Bizde de hani bu yola doğru gitmeli miyiz nasıl gideceğiz yani biraz... Dışlamakta herhalde fayda var. Bu benim naçizane şahsi görüşüm. Belki yanlış ifade etmiş olabilirim ama ne diyorsunuz bu konuda? Yurt dışında biraz mı oturdu? Şimdi dışlama hani biraz itici bir kelime evet. oluyor. Çünkü sigara içenler de şöyle düşünüyor. Bu benim özgürlüğüm. Benim içme hakkım var. Ama şu algıyı oluşturmak lazım. Evet senin özgürlüğün olabilir. E, içme hakkın olabilir ama başkasına zarar verme hakkın yok. Aşı gibi hocam bu şimdi. Değil mi? Aşı Evet. Aşı yani, muhabbetini andırıyor aslında. Aynen öyle şey. Ben kızım kaşısı olmak istemiyorum. Ha. E tamam sen kızım kaşısı olmayabilirsin e, başkası, ama ya başkasının kızamık olmasını niye istiyorsun tabii. o zaman? Yani onun gibi bir şey. E, bu özgürlük değil. Yani başkasına zarar vermek özgürlüğü değil. Ben sigara bırakma polikliniğine gelen hastanın özellikle ev içi ortamda sigara içen hastalarımı ısrarla şu soruyu soruyorum. Yani sen bir eşinin çok sevdiğin bir kişiyi direkt olarak vurup mu öldürmek istersin yoksa uzun sürede bilmem kaç yılda yavaş yavaş mı öldürmek istersin? Yani bunun farkında olmak çok önemli. Sen zarar veriyorsun başka kişiye. Ben senin alışkanlığından veya tercihinden ben niye zarar göreyim? Ben niye ölme riski senin yüzünden artsın normal sigara içmeyen veya sigaraya maruz olmayan kişilere göre. Yani onun için bu algıyı oluşturmak biraz daha önemli. Şimdi hocam gelelim sigarayı bırakma. Son dakikalarıma girdim. Ee, sigarayı bırakmak polikliniğinde siz hangi yöntemleri İsmini... insanlara bir kere sunuyorsunuz? Bir de tabii şu çok önemli bir konu. Sigarayı yavaş yavaş bırakmak lazım. Aniden mi bırakmak lazım? Ee, bunun ikisi arasında bir fark görüyor musunuz? görüyoruz. Çünkü e, görüyoruz sigarayı birdenbire bırakmak lazım. Tamam. Çünkü e, eğer yavaş yavaş bırakmak isterseniz o bırakma günü gelmez. Yani siz bırakacaksınız. Ne zaman bırakacaksın? İki hafta içinde bırakacağım. İki hafta doldu. E bir iki hafta daha geçsin. E bir iki hafta daha geçsin. Biz hedeflenen sigara bırakma tarihi kavramını koyarız. Ve o tarihte kişinin kendini hazırlaması, ona odaklanması, o süreç içinde neler yapması gerektiğini e, anlatırız. Kendini nasıl hazırlaması gerektiğini anlatırız. Biz buna bilissel davranışsal tedavi yöntemleri diyoruz. Yani kısaca davranış tedavisi diyoruz. Hiçbir tedavi yöntemi davranış tedavisi desteklenmediği takdirde başarılı olma ihtimali son derece düşük. Onun dışında farmakolojik dediğimiz ilaç tedavileri var. Nikotin yerine kavurma tedavileri kullanıyoruz. Hı hı. Ülkemizde sakızları ve bantları var. Evet. Ee, aslında e, e, antidepresan bir ilaç olup ama biz antidepresan olarak kullanmadığımız bir ilacımız var. Ee, bir de gene popüler olan başka bir ilaç, gene beyinde etkilen ilaçlar var. Tabii ki bunların artıları eksileri var. Her ilaç gibi, her ilaçın bir etkisi vardır. Bu ilaçlarda bir takım yan etkileri ama var siz ama... siz ilacı aktif kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Evet, özellikle fiziklik, fiziksel bağımlı olan kişilerde e, oldukça işe yarıyorlar. Çünkü hiçbir kimse ilaç kullandı diye sigarayı bırakmaz. İlaç sadece bırakmasına yardımcı olmaktır. Peki hocam, ilaç kullandırtmadan sigarayı bırak Masına yönelik bir çalışmanız var mı? Bırakma, e, sadece de. grup terapileri olabilir. Yani psikiyatrik veya psikolojik destek tedavileri olabilir. Bu tür yöntemler var. E, kişi kendi başına da isterse tabii ki sigarayı bırakabilir. E, hani biz hekim olduğumuz için ve bizim olanak, benim bulunduğum çalıştığım hastanede bu olanakların olduğu için ilaçlı tedavi yöntemleri diğer yöntemlere göre bari bir şekilde daha çok tercih ediyoruz. Hocam. Ama mümkündür özellikle davranış tedavisinin uygun kullanılabileceği merkezler varsa. Üç Hocam iki, sor biraz bu. İki sorum daha var. Yani sigarayı siz birden aniden bıraksın dediniz. Ben yavaş yavaş bırakmalıyım. Aniden değil planlanarak ha. bırakma. Yani belli bir gün set ederek, belli yani, bir günü belirleyerek bırak. Yani içtim yani bir, bir daha, gel daha Bırak içineceğim. demek değil. Hani günde atıyorum iki paket içiyorsam bir pakete düşüreyim ne değil de içiyorsam iki paket bir pakette günde atıyorum şu gün ben sigarayı bırakacağım deyip bırakayım ve ondan sonra hayatım öyle devam edeyim. Planlamamız bu olmalı. Yok tam olarak öyle değil. Siz o Sigarayı bırakma gününü belirledikten sonra evet. o süreç içinde yapmanız gereken bir takım şeyler var. Tamam. Ne bileyim mesela yürüyüşler var işte, dişlerinizi fırçalama Yerine egzersiz... bir şeyleri koymam evet, lazım evet, o Evet, evet aynen öyle. Öteki türlü istiyorum. 10 katlı binadan betona çakılıyormuş gibi hissedersiniz. İşte o betona çakılmamanız için önceden bir takım hazırlıklarınız olmasın lazım. Bir de kilo yani almaktan istediğiniz... korkuyor hocam evet, bırak. Gerçekten öyle bir şey var değil mi? Evet 4-5 kilo civarlarında bir kilo almak normal. Ama zaten daha önceki bakanımız da bunu çok gündeme getirmişti. İnşallah tekrar bir slogan haline gelir. Sağlıklı yaşam hepsi bir bütün. Sigarayı bırakmak, obeziteyle mücadele, egzersiz yapmak. Burada da yine her şeyden önce egzersiz yapmak son derece önemli. Bir yandan da obeziteyle mücadele son derece önemli. Bunlar hepsi bir bütün bir şeyin dairenin bir parçaları bunlar. E ee, Öyle söylemek en bazı, en azından öyle dememizde daha fayda var. Hocam peki ne kadar başarıya ulaşıyorsunuz? Günde mesela Yedikule Göğüs Hastalık Hastanesi, Güzide en eski hastanelerimizden birisi. Oranın sigarayı bırakma polikliniği sorumlusunuz. Ee, günde kaç başvuru geliyor? Bunlar nasıl duyup sizi geliyor? Gerçekten çok istekli gelenler daha mı iyi bırakabiliyor? Ya da atıyorum hasta oluyor. Hastalıktan dolayı bırakmak isteyenler var. Atıyorum sağlıklı iken... Ben bırakayım bundan sonra sağlam bozulmasın diye gelenler de vardır. Oradaki oran ve yüzdeler nedir ve başarı oranımız nedir bizim orada? Şimdi ben şanslı bir kurumda çalışıyorum <laughs> çünkü e, biz daha çok hastaların olduğu ve istekli olan, kararlı olan hastalara hizmet veriyoruz. Yani biz genel topluma genel hizmet vermiyoruz. Özellikle bizde sigara bıraktırmadığın takdirde tedavi edebileceğimiz, edemeyeceğimiz hastalıklarımız var. İşte bu kronik bronşit, amfizem, kanser kısmen kanser olsa bile kişiler kanser tedavisini çok olumsuz etkiliyor sigara bağımlısı olması. Dolayısıyla bizim bir hasta grubumuz var zaten kendi hasta grubumuz ve biz onlara hizmet etmekle mükellefiz ve bizim önceliğimiz aslında bir tür hasta grupları. Kendi hastalığı. Ama hasta olmayıp da başvuran kişiler var mı? Evet başvuran kişiler var. Ama biz hastalarımızda en az 20 dakika sadece e, en az 20 dakika harcıyoruz. Yani yarım saate yakın e, zaman harcıyoruz. Onların kontrolleri var. Çok ciddi derecede kontrollerini sağlıyoruz. Tabiri caizse kırmızı halı seriyoruz. Gelsinler, kontrollere gelsinler diye. Benim poliklinimin başarı oranı yani Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 171 hattının verilerine göre ilk 3 ayda %50 civarlarında. Ama biz 3 aylık süreyi yeterli görmeyiz sigara bırakma için. 1 yıllık başarı oranlarımıza bakarız. E, %25 ile %30 civarlarında. Yani bize başvuran hastaların e, yaklaşık 3'te 1'inde sigarayı 1 yıl süresi için, Becerebiliyor. bir yıldan sonra da başlama oranı tekrar başlama oranı herhalde her var. ol var Olur, ama var, her zaman var ama bir şey bir kritik süre bu bir ama e, süre. başlama oranı tabii ki ilk bir haftadayı bir 10 günde evde 3 haftadaki başlama oranı göre e, oldukça düşük Hocam, olmuş oluyor. Hocam şimdi sigarayı bırakmak isteyenlerin ne yapsın 7 kule göğüs hastalık rastlantısına gelsin mi? E, gelsinler hatanızın? ama randevularımız <laughs> kısıtlı olduğu için çünkü tamam. dediğimiz gibi bizim çok özellikle hasta grubumuz var. E, maalesef hepsini karşılama şansımız olmayacak. E, tabii yönlendiriyoruz. Başka merkezlerimiz de var. Çok güzel merke çalışan hı hı. merkezlerimiz var. Daha fazla sayıda hasta e, bakan merkezlerimiz var. Bizim hastanemizin önceliği sigara bırakma değil. Bizim hastanemizin önceliği göğüs hastalıkları hastalarımızı tedavi etmek. Evet. Orada da biraz kısıtlarımız var e, o konuda. E, hastalıkların nedenlerinin önemli bir ölçütü de zaten evet. sigaradan yani biz başka tedavi yöntemimiz yok sigarayı bıraktırma dışında çoğu hastalıkta. Hocam inşallah her şey de tabii beyinde bitiyor. Yani Doğru. hayatında amaçlarınızın e, olması çok daha fazla. Ona yönelik neler sizi engelleyecekse o, o faktörleri ortadan kaldırmak lazım. Sigarada birçok e, yapmak istedik şeyimizi ilerleyen zamanlarda herhalde engelliyor. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. E, çok değerli bilgiler verdiniz. 9 Şubat sigarayı bırakma gününde yeri bıraktık. Türkiye'de her gün sigara bırakma günü aslında. Aslında her gün sigara. 9 Şubat'ta bırakanlar lütfen <laughs> <cümlesi> bize dövsünler. <laughs> <laughs> bu arada bakalım ne kadar var. <laughs> Sayın Can Doktor Mehmet Atilla Uysal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nden yayınımıza katıldınız. Çok çok teşekkürler. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için evet. bu fırsatı bana sunduğunuz çok için. Çok çok sağ olun. Değerli izleyenler, Sağlık Kapı'nın birinci bölümünü tamamladık. İkinci bölümünde Fransa'dan gelen değerli bir ekibimizle sohbetimiz devam edecek.